Kınayı getir anne, kınayı getir anne. Barmağı batır anne, barmağı batır anne. Bu gece misafire, bu gece misafire. Oyununda yatır anne, bu gece misafire, bu gece misafire. Yanımda yatır anne, boynumda yatır anne. Kayada var çeperler, kayada var çeperler. Çepene su serperler, çepene su serperler. Bırak yoldan geleni, uzak yoldan geleni. Terli terli öperler, terli terli. Uzak yoldan geleni, uzak yoldan geleni. Terli terli öperler, terli terli öperler. Çocukça programından bizleri izleyen bütün izleyicilerimize günaydınlar. Bugün Afyonkarahisar merkezinde bulunan Yedikahmet Paşa İlköğretim Okulu ana sınıfındayız. Etkinliklerimizi değerli öğretmenimiz Hatice Yılgın'la birlikte hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, and if you fold it up, eh, hey, hey. Samina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh. This time for Africa. Mm-hmm.
for Africa. Değerli izleyenler, bugün sanat etkinliğinde grup çalışması yapacağız ve grup çalışmasında Bandırma Vapuru ve Atatürk Portresi üzerinde çalışacağız. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'nu yapacağız. Artık materyallerle, grapon kağıtlarıyla, yuvarlama tekniğiyle ve Atatürk'le ilgili yine bir etkinlik, nane ve çayları kullanarak yapacağız. Malzeme olarak çayımız var. Bu masa iki tane çalışma yapacak. Her masaya birer tane koyuyorum. Sonra nanemiz var. Onları da koyuyorum. Atatürk resmini kestikten sonra yapıştıracağımız kırmızı fon kartonumuz. Ve Atatürk resmimiz. Diğer grupta vapurumuz var, Bandırma Vapuru. Güneşimiz. Onun ortasına Atatürk yapıştıracağız. Naburista kuulte polotan tahti jalkani pohti kututti. Hievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän hieva se jukkutti. Sillä ei meitä silloin kiellä haittaa, kun me tanssimme löijässä laitaa sängini. Çocuklar buraya bakın. Şimdi etkinliği nasıl yapacağınızı anlatacağım. Burada gördüğümüz Atatürk resmi, Türk bayrağı var arkasında. Atatürk resmini, ay ve yıldızı bu siyah çizgilerin üzerinden giderek kesip çıkaracağız. Ve daha sonra size vermiş olduğum kırmızı fon kartonuna bunu yapıştıracağız. Yapıştırdıktan sonra da Atatürk silüetini yapıştırıcı sürüp nanelerle üzerine yapıştıracağız. Bu alttaki gördüğümüz taş alana da yapıştırıcı sürüp çayla yapıştıracağız üzerine. Anladık mı? Anladım. Bu gördüğümüz güneş resmini de diğer grup bunun çalışmasında var. Keseceğiz ve ortasına Atatürk resmini kesip yapıştıracağız. Naburista kuului se polotan tahti, jalkani pohti kututti. Hievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän hieva se jukkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijassa laitaa. Sandini, tappu tähti, tippu tyli jälleen. Jatta tää, ja nipida pidin läpi, rumpa di rumpa, ripi rampu. Jatta tää, ja nipida pidin läpi, nipidi vidi, sandin lantu. Se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se punkuja voivotti. Saa. Ei tätä paikoo märkyys haittaa, sillä palastoo laijasta laitaa. Sandini, putti, 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 sillä oli lysti ja soitoi ja lähteen sain minä kerran syttyteen. Kutti kun mäntini, anna se liite ja hieva jo alaton nyhtyteen. Minä sanon hievalle, mitäpä se haittaa, laskena vielä hiilaijasta laitaa. Sandini, Suot mennä ite vaka lännestä itte, vaan minä en
Başın nerede? Orada mı? Kulakların neredeydi? Kulakların nerede? Kulakların. Ellerini baba nasıl yıkıyor? Ellerini. Baba ellerini nasıl yıkıyor Ege? Ellerini yıka ellerini. Bilinç ona. Ege bilinç kat, bilinç kat. Değerli izleyenler, şimdi de sırada Türkçe Dil etkinliğimiz var. Türkçe Dil etkinliğinde hikaye öncesi etkinliklerimizi sizler de çocuklarınızla birlikte tekrar ederseniz hem çocuklarınızın küçük kas gelişimine yardımcı olmuş olursunuz hem de dil gelişimine. Çocuklarımız ayrıca da yeni şarkılar öğrenmiş olur. Evet çocuklar, sanat etkinliğini bitirdik. Şimdi Türkçe Dil etkinliğine geçiyoruz. Önce örümcek kardeş parmak oyununu oynayalım. Örümcek kardeş duvara tırmanmış tırmanmış. Yağmur yağmış, örümcek kardeş uzanmış. Güneş doğmuş, örümcek kardeş uyumuş. Sonra yavrularını toplayıp yuvasına çekilip uyumuş. İyi uykular örümcek kardeş. Şimdi baş parmağın parmak oyununu oynuyoruz. Baş parmağın, baş parmağın. Teşekkür ederim, bu da çok güzeldi. Benim 10 tane baş parmağım var. Onu oynuyoruz şimdi. Benim 10 tane parmağım var. Üzerine gelecek olmaz. Her şey yapar. Sen sekiz kapat. O zaman atılır. Yükseli bastırır. Aşağı ettirir. Arkasına sağ parmağını çarpar. Ceviz adam. Hikayeyi anlatacağım. Hikayemizin ismi Zeliş Paylaşmayı Öğreniyor. Zeliş bugün çok mutlu ve heyecanlıydı. 2-3 aydır görmediği kuzeni Ayça bugün onlara gelecekti. Ayça Zeliş'in teyzesinin kızıydı.
Zeliş pencerenin önünde bir yandan Ayça'yı bekliyor, bir yandan da annesinin yanına gidip saat kaç, Ayça ne zaman gelecek diye sorup duruyordu. Nihayet zil çaldı. Zeliş koşarak kapıyı açtı. Ayça karşısında duruyordu. Onu ne kadar çok özlemişti. Birbirlerine sarılıp kucaklaştılar. Ayça ile Zeliş'in mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Ayça ile Zeliş havanın çok güzel olduğunu görünce dayanamayıp bahçeye çıktılar. Bahçede biraz gezip oynadıktan sonra Cem'i gördüler. Cem onlara bahçedeki karınca yuvasını gösterdi. Karıncalar devamlı yuvalarına yiyecek taşıyorlardı. Ayça, nasıl oluyor da bir sürü karınca birbirleriyle hiç kavga etmeden aynı yuvayı paylaşabiliyorlar diye hayretler içerisinde kaldı. İki arkadaş bahçede oturup Ayça'nın bahçelerinden toplayıp getirdiği meyvelerden yemeye başladı. Bir yandan da eski günlerden konuşuyorlardı. Ayça, Zeliş, biz seninle çok iyi arkadaşız. Birbirimizi çok seviyoruz. Ama geçen sene bir kere kavga etmiş, küsmüştük. Hatırlıyor musun? Diye sordu. Zeliş, evet hatırlıyorum. Kahverengi tüylü, pembe elbiseli bir ayıcığım vardı. Dedemin bana doğum günü hediyesiydi. Ayıcığımı çok sevmiş, ona Bonbon adını vermiştim. Onunla devamlı oynar, ona değişik elbiseler dikmeye çalışırdım. Sen yine bizi ziyarete gelmiştin. Bonbon ayıcığımla oynamak istedin. Ama ben sana ayıcığımı vermedim. Annem biraz daha Ayça oynasın, o senin arkadaşın dedi. Ama ben annemi bile dinlemeyerek ayıcığımı sana vermedim ve onu sakladım dedi. Ayça, evet sonra ben sana küsmüş ağlayarak bahçeye çıkmıştım. Sen de ben kendi kendime oynarım diyerek odana gitmiştin. Zeliş, tek başıma biraz oynadıktan sonra canım çok sıkılmıştı. Keşke Ayça da burada olsa beraber oynasak diye düşünmüştüm. Senin ne kadar iyi bir arkadaş olduğunu, annenin sana yeni aldığı kırmızı şapkanı çok beğendim diye bana hediye ettiğini hatırlamıştım. Zeliş sözlerine devam etti. Bahçeye gelip hatalı davrandığım için senden özür dilemiş, beni affetmeni istemiştim. Çünkü oyuncağımla seni oynatmamıştım, hem de sana bağırıp kalbini kırmıştım. Sen de aynı hareketi bana yapsaydın ben de çok üzülürdüm dedi. Ayça, hatalı davrandığını anladığın için ben de seni affetmiştim. Tekrar eskisi gibi odana gidip Bonbon ayıcık ve diğer oyuncaklarına oyunlar oynayıp gülmüştük, eğlenmiştik dedi. Zeliş Ayça'ya sarılarak, o günü hatırladıkça kendime çok kızıyorum. Bir daha seninle seni hiç üzmeyeceğim. Sen benim en iyi arkadaşlarımdan birisin. Bütün oyuncaklarımı seve seve seninle paylaşırım dedi. Ertesi gün Zeliş'in babası onları plaja götürdü. Deniz çok güzel görünüyordu. Uzun süre sahilde oturup manzarayı seyrettiler. Daha sonra denize girip biraz yüzdüler. Kumdan kale yaptılar. Deniz kabukları topladılar. Bu güzel günün hatırası olarak ikisi de birbirlerine en beğendikleri deniz kabuklarını hediye ettiler. Zeliş ile Ayça eve döndüklerinde çok mutluydular. Üzerlerini değiştirip yemek yedikten sonra yine oyun oynadılar. Zeliş oyuncaklarını arkadaşıyla paylaşmanın keyfini çıkartıyordu. Zeliş ile Ayça akşam yemeğinden sonra pijamalarını giyip yataklarına yattılar. Annesi Zeliş ve Ayça'ya yatmadan önce masal okuyacağını söyleyince sevinçten havalara uçtular. Annesi masal kitabı olarak yataklarının başucuna oturdu. Evet çocuklar, okuyacağım masalın adı Pinokyo. Yaşlı oyuncak ustası yaptığı tahtadan bebek için keşke benim de böyle bir oğlum olsaydı diye iç geçirmiş. Tahta çocuk canlanmış, konuşmuş, gülmüş, ona baba demiş. Yaşlı adam çok sevinmiş. Oğluna tüm sevgisini ve iyiliğini vermiş. Tek istediği oğlunun iyi biri olmasıymış. Parası olmadığı için ceketini satarak onu okula göndermiş. Oğlu da babasını çok seviyormuş ama babasının yapma dediklerini yapmış. Okula gitmeyerek yanlış kişilerle arkadaş olmuş. Bu davranışları babasını çok üzmüş. Sonunda hatalarını anlayıp düzelten tahta çocuk Pinokyo, iyilik perisi tarafından gerçek bir çocuğa dönüştürülmüş. Aslında bu iyi kalpli, yaşlı oyuncak ustasına verilen bir ödülmüş. Zeliş masaldan çok etkilenmişti. Pinokyo hatalı davranmış ama en sonunda hatalarını anlayarak düzeltmişti. Babasının sevgisi de onu gerçek bir çocuğa dönüştürmüştü. Zeliş de sevdiği insanları düşündü. Annesini, babasını, arkadaşlarını, hepsini çok seviyordu.
onları hiç üzmek istemiyordu. İnsan sevdiği kişilerle zamanını, eşyalarını ve sevgisini paylaşmalıydı. Çünkü önemli olan birlikte mutlu olmaktı. Zeliz sabah erkenden uyanmak için gözlerini kapadı. Çünkü Ayça ile paylaşacağı daha çok şey vardı. Hikayemiz burada bitti. Şimdi sırada müzik etkinliğimiz var. Zannediyorum ki bu etkinliği bütün çocuklarımız çok seviyorlar. Evet çocuklar, hikayemiz burada bitti. Şimdi müzik etkinliğine geçiyoruz. Önce Küçük Karınca şarkısını söyleyeceğiz hep birlikte. Her zaman erken yollara düşerken bulmak için yüzleri durmaz, yaşlık sormaz, yaşlık bilmez. Bu yaşlıktan beni sevmez Küçük Karınca. Yüzleri durmaz, yaşlık sormaz, yaşlık bilmez. Teşekkür ederim, bitti, çok güzeldi. Şimdi Atatürk şarkısını söylüyoruz. Sarı taşlı mavi gözlü, güler yüzlü, tatlı sözlü, Atatürk sevmedi, içimde bir nefesi, Atatürk sevmedi, içimde. Şimdi Yemek Yapalım şarkısını söylüyoruz. Yemek yapalım, kahveyi fırladım, çatak 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 çatak, bir kadar kalalım. Yemek yapalım, kahveyi fırladım, çatak çatak çatak, bir hep birlikte Yıkarım Hep Elimi şarkısını söyleyelim. Yıkarım hep elimi, fırçalarım dişimi. Yıkarım hep elimi, fırçalarım dişimi. Tırnak diş sulamaz, içi asla bir olmaz. Tırnak diş sulamaz, içi asla bir olmaz. Bakımlıdır kulaklar, tertemiz bir hayatlar. Bakımlıdır kulaklar, tertemiz bir hayatlar. Hiç sulara hiç basmaz, böylece mikrop katmaz. Hiç sulara hiç basmaz, böylece mikrop katmaz. Şimdi sıra Kırmızı Balık şarkısında. Kırmızı balık köyde, kırda kırda yüzüyor, balıkçı adam geliyor, ortasını atıyor. Kırmızı balık yine, sakın yeni yeme, balıkçı beni tutacak, tek tek yine atacak. Mehmet arkadaşımızdan Uzun Uzun Kavaklar şiirini dinliyoruz. Uzun uzun kavaklar, dökülüyor yapraklar, ben atama doymadım, doysun kara kara topraklar. 9'u 5 geçe atam dolma bahçede, gözlerini kapamış bütün dünya ağlamış. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzer alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son olacak. O benim milletimdir, o benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benim milletimdir ancak. Çatma,
Kurban olayım şahreneye, İlhazilal şah. Kahraman orkuna bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarım sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgınlığa zincir vuracakmış şaşarım. Türk demsel gibi dim çimler aşarım. Yırtarım dağlara, engellere sığmaz taşırım. Aferin. You are my honey bun sugar plum, pumpy-umpy-umpkin. You are my sweetie pie. You are my cupcake gumdrop, snickle-spickle-spickle. You are the apple of my eye. And I love you so, and I want you to know that I'll always be right here. And I love to sing two songs to you because you are so dear. Değerli izleyenler, bizler bilgi ekranı köşemizde çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda uzmanlarımızla görüşerek sizleri bu konuda aydınlatmaya çalışıyoruz. Eğer çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda aklınıza takılan sorularınız varsa çocukça@kanaluç.com.tr adresine gönderin. Bizler de uzmanımıza danışarak sizlere geri dönelim. Sosyal ve duygusal gelişimden de bize kısaca bahseder misiniz? Sosyal duygusal gelişim dediğimizde ilk önce sosyal gelişimden biz hani bir sosyal gelişim tanımı yapalım. Daha çok sosyal dediğimizde hani çevreyle etkileşimin, bireyin diğer kişilerle, akranlarıyla ve hani ailelerin ve toplumun beklentilerine göre onun davranışlar sergilemesi. Bunlarda da mesela ilk olarak sosyal gelişim açısından mesela gülücükler, ağlama, hani bu aslında bir sosyal iletişimdir. Ağladığında acıktığını belirliyor çocuk. Hani güldüğünde belki evet ilk ifadelerimiz bizim çok istekli değildir. Hani gülüm sosyal gülümseme ileriki aşamalarda başlıyor ama ilk dediğimiz gibi annesine gülümsüyor. Sosyal bağın sağlandığı bir dönemde yani 0-1 yaş döneminde daha çok hep anneyle iletişim içerisine giriyor. Daha sonrasında çocuk yürümeye başladıkça bu sosyal iletişim daha farklı yönlere yansıyor. Daha fazla insan tanıyor. Bir anlamda dediğimiz gibi yürümeye başladığında diğer bireylerle etkileşim haline giriyor. Bu anlamda konuşma becerileri de devreye giriyor. İşte çatal kullanma, kaşık kullanma, bir şekilde oyunu devam ettirme, diğer arkadaşlarıyla birlikte oynama. Biz dediğimiz gibi bunlar sosyal gelişim içerisine giren kavramlardır. Her gününü hocalarımızın birinin sohbetiyle zenginleştireceğiniz muhteşem bir Ümre programında siz de yerinizi alın. 25 Haziran'da huzur ikliminde özel yolculuğunuzda yol arkadaşlarınız Selahi Demirci, Cemil Toppınar, Mehmet Paksu ve Ahmet Bulut olacak. Şenerler Turizm, kutsal beldelerde ibadet ve mutluluğa ulaşmanın yolu. Siyasetten spora, eğitimden ekonomiye, sağlıktan kültür sanata ve magazine, Afyonkarahisar'dan bölgesel haberlere kadar aradığınız her şey bu gazetede. Gazete 3, değişimin öncüsü. Pardon, D-Smart.net nedir biliyor musunuz? Ya adı üstünde, D-Smart interneti tabii. Tamam ama çok hızlı desem. Ne? Fiber internet mi yoksa? D-Smart.net'ten hızlı yaşamlar için fiber internet geliyor. D-Smart.net yaşamın hızına fiber internetle bağlanıyor. İnternet hızı sorun olmaktan çıkıyor. D-Smart.net. Meme kanseri. Deri kanseri. Kolon rektum kanseri.
rahim ağzı kanseri ve prostat kanseri. Kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi KETEM'de ücretsiz kanser taramaları yapılmaktadır. Sağlığınız için 5 dakika verin. Ve unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır. Kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun. www.afyondh.saglik.gov.tr Telefon 0272 214 0030. Bizim Eller bu hafta Akşehir'e uzanıyor. Akşehir'in dillere destan doğasını, kendine has kültürünü ve mizah yöresinin bilinmeyen pek çok yönünü ekranlarımıza taşıyor. Birbirinden ilginç kişiliklere, sizleri hayrete düşürecek yeteneklere ve gülmekten kendinizi alamayacağınız bir yaren gecesine katılmak istiyorsanız bu programı sakın kaçırmayın. Hamza Top'la Bizim Eller bu akşam 20.30'da Kanal 3'te. Kaldırımlarda, resmi binalarda, caddelerde rahatça engelliler üçüncü bir kişinin yardımına ihtiyaç duymadan hayatlarını yardımsız idame ettirebilmeliler. Bunun şartlarını devlet olarak, belediye olarak, millet olarak bizim hazırlamamız gerekir. Bu sadece acıma duygusuyla değil, insan olmamızın, vatandaş olmamızın bir gereğidir. Bu konuda bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Başta valilik olarak biz üzerimize düşen her türlü görevi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Engelsizlerin engellerini daha rahat kaldırabilmeleri adına altyapı çalışmalarını hızlandırarak ulaşılabilirlik konusunda yollarını açtık. Onlarca akülü araba, tekerlekli sandalye, malzeme dağıttık. Engelliler için özel parça üretecek fabrika yapıyoruz. Afyonkarahisar Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü engellilerin eğitimlerinin başladığı ilk yerdir. 2011 yılında 2009 tane bireyi özel eğitim ihtiyacı yönünden incelenmiş ve özel eğitim tedbiri alınmıştır. Engelsizler engelleri kaldırırken eğitimle ve seminerlerle yollarını aydınlattık. Bizim yönetimlerimiz, önceki baro başkanlarımız her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında yer aldılar. Onların hukuk mücadelelerine daima destek oldular ve olduk. Bu konuda kendilerine yardımcı olmaya azami gayret gösterdik. Barodan talepleri öncelikli olarak değerlendirildi. Bizden avukat talep etmeleri durumunda durumdan ivedilikle ele aldık ve müspet yaklaşarak çözmeye çalıştık. Yayın hayatımıza başladığımız ilk günden bu yana engelli vatandaşlarımıza ait hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmadık.
engelsizler engeli kaldırırken yollarını aydınlattık. Ayrıca desteklemiş olduğumuz Avrupa Birliği projeleriyle eksiksiz bir şekilde sesimizi tüm dünyaya duyurduk. Daha fazlası için bir an önce veri tabanına kaydınızı yaptırın. Unutmayın, eksiksizsiniz. Yaşam kalitenizi yükseltmek için engelli veri tabanına bir an önce kaydınızı yaptırın. Altı Nokta Körler Derneği Afyon Karahisar Şubesi. Her şeyin daima en iyisi. 0272 214 14 61 www.engelsizlerengelikaldiriyor.com.
işaretidir. Bekleyiş sona erdi. Şimdiye kadar ilk kez sinemalarda. Akula Matata. Hiç üzülme demek. Disney Dijital 3 boyutlu. Kaynam ve doyurucu. Zamanı geldi. Ödüllü müzikleriyle. Destansı bir hikaye. Kim olduğunu hatırla Simba. Oğlumsun ve tek gerçek kalsın. Disney'den Aslan Kral. Değerli izleyenler, Gedik Ahmet Paşa İlköğretim Okulu Müdürü'ne, öğretmenimize, öğrencilerimize, velilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizler harika zaman geçirdik. İnşallah ekranları başında bizleri izleyen siz değerli izleyicilerimiz de en az bizim kadar keyif almışsınızdır. Haftaya başka bir programda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.